Evet sevgili dostlar, Çağdaşehirler çevrimden herkese sevgiler, selamlar. Turlarla ilgili videoları zaten paylaşıyordum. Turlarda deneyimlediğim malzemelere dair de kısa kısa vloglarla aynen böyle karşınızda olacağım. Hadi gelin bu bölümde Voade Aqua Front ön port bagajı takılan su geçirmez bir çantayı hep birlikte tanıyalım. Sevgili dostlar, bu çantayı 15 tatildeki turumdan önce almıştım. Arka port bagajım vardı, arka çantalarım vardı, 20-40 litre. Yükü daha dengeli dağıtabilmek amacıyla öne bir port bagaj aldım. Onun da tanıtım videosunu en kısa zamanda çekeceğim ve şuradan bağlayacağım sizler için. Törn'ün ürettiği bir ön port bagaj var, onu taktım. Ve iki tane Voade Aqua Front olarak geçer şu çantalardan aldım. Önce hem önde hem arkada daha dengeli bir yük dağılımı olmuş oldu. Şimdi sizlere bu Voade'nin Aqua Front ön çantasını tanıtmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir çanta. Yani deneyimleri net. Yani son söyleyeceğim ve önce söyleyeyim. Gerçekten çok başarılı bir çanta. Bunun yine bir su geçirmezlik testi. Adı üstünde Aqua. Suya dayanıklı olayını test ettim. Onu şuradan hemen bağlıyorum. Onunla ilgili böyle güldür güldür suyu verdim. Baktım bakalım içine su giriyor mu? Yok hocam girmiyor. Onun testini şuradan bağladığım linkten izleyebilirsiniz. Şimdi bu çanta gerçekten kabuk deniyor şuna. Böyle hakikaten sert bir malzeme. İşte doğaya uyumlu, işte bir green bilmem ne sertifikaları olan doğaya saygılı sevgili sertifikayla üretilmiş bir çanta. Şimdi diğer Between 500 çantama göre ki onun da şuradan linkini bağlayayım. İzlemek isterseniz onu tanıtımını yapmıştım. Şuradan onu da izleyebilirsiniz. Ona göre malzemesi çok çok daha sert bir yapıya sahip. Kilit sistemi çok farklı. Hem kenarlardan tutturma sistemimiz var. Hem de önden şöyle bağlama sistemi var. Birazdan bunların detaylarından da bahsedeceğim. Şimdi bu çantanın olayı şu özel arka tarafta. Şurada kancaları var. Bu kancaları şuradaki ayarlarla şunları gevşeterek şuradan istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Getirdin uygun ayara sıkıyorsun. İğrenç şekilde bunda da var. İstediğin gibi bunu ayarlayabiliyorsun. Burada artık hangi nasıl bir port bagajın varsa uzun, kısa kolaylıkla buradan yaptığın ayarları yerleştirebiliyorsun. Şu iç tarafında kancalar var. Böyle şeydi. QMR mı öyle bir şey geçiyor. Bu ikinci nesiliymiş. Daha geliştirilmiş hali nihayetinde. İç kısmında, yani bu port bagajı oturan kısmı burası. Burada eğer sizin port bagajınızın demiri daha ince veya daha kalınsa ona göre değiştirebilir bir parça var. Kauçuk bir parça var. Onu çıkartıyorsunuz. İşte şu parça. Şöyle küçük bir parça. Bunun değişik versiyonları da var. İnceliği kalın değişen versiyonu var. İçinde biraz onu da göstereyim. Parça bu parça bakın. Şöyle, şu parça, bunu değiştirip, şunu bir takayım, kalınlığına göre ayarlayıp buraya takabiliyorsunuz. Bunu kancaya taktığınızda şuraya, bunlar otomatik, güzel bir şey, bakın, tık, nakitleniyor. Yani bunun şu kol çekilmeden buradan açılmıyorlar, kendini kilitledi. Aynı zamanda şurada da bir şey var, ayarı var, bakın. Bu da port bagajınız şu demirine denk geliyor. Buradan bunu yerleştiriyorsunuz. İç tarafı kauçuk kaymasını engelleyici bir yapıya sahip. Hemen hafif bir şekilde oraya oturuyor. Ve yine bunun açısını ve yerini port bagajınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede istediğiniz açıda, istediğiniz noktaya şunu getirip sıkıp yerleştirme şansınız var. Oldukça burada sert bir malzeme var. Garipli bir malzeme. Ama bende şöyle bir şey oldu. Port bagajda bazı yerlerde sürtmelerden dolayı şuralarda küçük sıyrılmalar oldu daha ilk turda. Hani ilk başta insanın içi acıyor çünkü
Ucuz bir şey değil. Şu an sitesinde baktım, son güncel fiyatı 110 pound. İyi para. Ya en nihayetinde. Ben iki tane aldım bu çantadan. 14-28 litre iki tane çantam var böyle. Bu çantaları ben Türkiye'de 400 lira para verdim. İkisinden 200-200 tanesini aldım. 14 litre hacimleri var. 14 litre, 14-14 toplam 28 litre bir hacme sahipler. Bir tanesi yaklaşık 750 gram, ikisi 1500 gram ağırlığında ve toplam 25 kilogram yük çekeri var. 25 kilogram oldukça iyi. Yani çeker anlamında oldukça başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi burada anlattıktan sonra hemen şu ön tarafı da kısaca göstereyim. Önde bir tane klips var. Yanlarda bir tane klips var. Bunu şöyle kabaca katlayalım beraber. Aynı zamanda rulo katlama sistemi var. Bu katlama sistemi oldukça başarılı. Yani bu sayede su geçirmezlik oldukça etkiliyor. Hem de şey, hızlı katlanıyor. Hızlı bir şekilde koyabiliyorsun. Sonra burada direkt taktım. Eyvallah, burası tamam. Şimdi bakın burada bir sıktım ya. Sıkıyorum ya hocam. Bak şöyle. Sıktım. Şunu daha çekeyim. Şimdi bu böyle kalıyor. Bu bazen arkaya lastiğe doğru gelme durumu var. Bu böyle rüzgarda bir de başıboş bir şekilde oynamasın diye. Şurada güzel bir sistem yapmışlar. Bunu bakın şöyle göstereyim. Buradaki bandın, gerginin sağa sola salınmadan düzenli bir şekilde durmasını sağlıyor. Yine hemen şu yan taraflarda da klipsler var. Bunları da burada yerine takıyorum. Ben şu fazla kalan kısmını şöyle içine sokuyorum. Yani daha böyle fit, derli toplu gözüksün diye. Yine hemen bunu da buradan şöyle takıyorum. Bunu da yerine koyuyorum. Gördüğünüz gibi çanta aynen şu haliyle, bu haliyle kompakt bir şekilde kullanımı hazır. Şimdi tabii küçük gözlüklere bakmayın. Ben bayağı katladım. Ama fena değil. Gayet güzel yük alıyor içerisine. Özellikle kısa turlarda böyle çadır, uyku tulumu, yani çadır girmez. En nihayetinde benim çadır girmiyor. Ama böyle hamak artı küçük uyku tulumunuz varsa, benim kullandığım gibi küçük bir şey, onu rahat koyabiliyorsunuz. Bir tanesini böyle hamak, uyku tulumu, mat koyup diğerini de tencere, tavan, yine aynı şekilde bunun içine bir tanesini birkaç kıyafet koyup daha böyle minimal, şu an hani çok meşhur bikepacking kavramı var ya, o kafayla bu iki çantayı alıp ön portbagajınızı takıp hiç arka portbagaj kullanmadan gidebilirsiniz. Şimdi ön portbagaj deneyimi ben yaşamadım. Yani şöyle yaşamadım. Arkada da vardı, bende önde de vardı. Şimdi ilerleyen turlarda sadece ön portbagaj kullanmayı düşünüyorum. Ha ne olacak? Böylece ağırlık merkezi biraz daha öne kayıyor. Neticede vücudumun ağırlık merkezi oturduğum zaman daha arkadaydı. Çantalar öne geldiği zaman nispeten daha dengeli bir sürüş olacak. Bunu denedim. Küçük bir tur yaptım böyle. Daha güzel gözüküyor kesinlikle. İlerleyen turlarda böyle bir tur atacağım. Şimdi gelin çantayı şöyle port bagajımıza bir yerleştirelim. Şimdi ben önce şu kısmını denk getirmeye bakıyorum. Şu an ayarım bozuk olabilir. Onu da yapacağım. Sonra şunları üzerine yerleştirelim. Ben geldim. Onu yerine taktırdım. Şimdi şuradan şu üstte iki tanesini yere denk getirdim. Şu an bastırıyorum. Bir tanesi kilitlendi. Bu da kilitlendi. Alt taraftan şu ayarını da yapalım. Onu da aşağıya doğru ince şekilde yaptım. Heh, o da tamam. Şu an hem üstten iki tırnak oturdu şöyle, hem de şurada alttaki parça tuttu. Bunun iç tarafları aynı zamanda kauçuk, yani öyle kolay kolay kayan malzemeler değiller. Şimdi bu buradan normalde kilitlendi, şu an çıkmaz. Alt taraftan da şuradan denk geldi. Oldukça sağlam bir malzeme. Özellikle turda vibrasyonlu, titreşimli bir noktada giderken dahi emniyettesiniz, emin olabilirsiniz. Ha nasıl çıkıyor? Alt tarafta zaten herhangi bir bağ bağlantı yok. O sadece oradan bir kanca girip port bagajın demirine denk geliyor. Şimdi üst taraftan da şunu çektiğiniz anda, bunu çekmeniz gerekiyor yukarı doğru. Çektiğiniz anda çanta çıkıyor. Alt taraftan da şöyle çıkardığınız zaman aynen çanta bu şekilde elinizde hazır. Bunu böyle alıp götürebilirsiniz. İşte orada da çok güzel bir mevzu var. Diyelim ki siz bunu aldınız, yanınıza götüreceksiniz. Böyle elinizde mi taşıyacaksınız? Adamlar şöyle bir şey yapmışlar. Ben içini gazete kağıdı doldurmuştum. Şöyle bir askısı da var. Bakın içinden bu çıkıyor. Ekstra para vermiyorsunuz buna. Şöyle bir askısı da var. Bakın uçlarda böyle. Uçları aynen şu şekilde. Ne yapıyorsun hocam? Ben yine şunu kabaca bir katlıyorum sadece şu an. Hızlıca. Kapattım.
Hemen bakıyorum. Bir tanesini buraya. Nomadiyan şeyleri takıyorsunuz ya. Bir tanesini de buraya. Bunlar da zaten ona göre yapılmış. Yaptıktan sonra boyunu posunu da ayarlarsın. Kendine göre. Al hocam sana şu an bir yan çanta oldu. Aynen bunu omuzuna alıp birini bir omuzuna, birini bir omuzuna katlı bisikletini katla, al eline rahatlıkla götür. Ben şu an hızlıca bir kabaca katladım en nihayetinde bunu. Böyle bir aparatı da var. Şimdi gençler size şunun iç yapısını da göstereyim şöyle kabaca. Ne kadar görülüyor bilemiyorum ama şöyle bakın. İçi de böyle. Hiç fena değil. Oldukça geniş. Aynı zamanda şöyle bir tane fileli gözü de var. Ne kadar gösterebilirim bakayım gösterebilecek miyim? Şöyle bir tane fileli göz de var. Şöyle bir cep var. Fileli bir cep var. Ben oraya şunu koydum. Onları da göstereyim ben size. Bakın şöyle bir şeyleri var. O tırnakların içine koyduğumuz farklı kalınlıkta olanları var bunların. Farklı port bagajlar için. Bunlar da dahil içinde geliyor yine. Ben şimdi size şunun şöyle bir malzeme hissettirmeye çalışayım. Hakikaten bayağı sağlam malzeme, sağlam bir kumaşı var. Böyle bir yapıya sahip. Ayarlar, ayarlar, sağlam malzeme, sağlam bağlantı noktaları. Ve sanırım bunlar da onun belki de U amaçlı yapıldı. Şimdi bu kırılırsa falan da şöyle bir değiştirme olayı var. Yani bunu çıkartıp buraya başka bir şey takma şansınız var şunlardan. Şunu söylemem lazım. Logoları, şurada Vodin'in logolarını görüyorsunuz. Bunlar reflektörlü. Bunlar parlama yapıyorlar hocam. Adam markasını gece gece böyle gözümüze sokuyor. Gayet güzel. Hem burada bunlar da reflektörlü. Şunlar da reflektörlü. O anlamda da gerçekten güzel. Olay bu. Yani mesele almak değil. Yani mesele bu malzemeleri almak değil, bunlarla turlamak. Bunların hakkını vermek lazım. Çünkü ciddi paralar. Madem bu paraları veriyorsunuz, verdik. Ne yapmak lazım? Yola çıkmak lazım, yollara çıkmak lazım. Bisikletlerimizle yolları, yolculukları deneyimlemek lazım. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Ben mümkün olduğunca sizlerle deneyimlerimi ve aldığım malzemelere dair deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Şuradan, bak şuraya koyuyorum. Şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şurada da iki tane harika video var sizin için. Yine bisikletli, kamptu falan bir şeyler böyle. Onları dilerseniz sevinirim. Ne diyelim? Yollarda, yolculuklarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiler.